Euzu Bismillahirrahmanirrahim. Elhamdülillahi rabbil alamin. ve salatu ves selam ala rasulina Muhammedin ve ala alihi ve sahbihi ve sellem. Rabbişrahli sadri ve yessirli emri ve hlul ukdeten min lisani yefkahu kavli. Sözler Risalesi'nden Lemaat bölümünden bir bölüm okuyacağız. El hakku ya'lu bizzat hem akıbet murattır. Ey arkadaş! Bir zaman bir sahil dedi. Madem el hakkı ya'lu haktır. Neden kafir müslime kuvvet hakka galiptir? Dedim şu dört noktaya bak. Bu müşkülde olur. Birinci nokta şudur. Her hakkın her vesilesi hak olması lazım değildir. Öyle de her batılın her vesilesi batıl olması yine lazım değildir. Neticesi şu çıkar, hak olan bir vesile batıl vesileye galiptir. Dolayısıyla bir hak bir batıla mağluptur, muvakkaten bil vasıta olmuştur, yoksa bizzat hem daima değildir. Lakin akıbetül akıbe her dem yine hakkındır, kuvvetin bir hakkı var, bir sırrı hilkati var. İkinci nokta şudur. Her Müslümin her vasfı Müslüm olmak vacib iken haricen her dem vaki sabit değildir. Öyle de her kafirin her vasfı kafir olmak küfründen neşet etmek yine lazım değildir. Her fasıkın her vasfı fasık olmak fıskından neşet etmek öyle de her dem sabit değildir. Demek bir kafirin müslim olan bir vasfı müslimdeki la meşru vasfına galip olur. Bil vasıta o kafir dahi ona galiptir. Hem dünyada hayatın hakkı şamil ve amdır. O rahmet ammenin bir cilvesi manidar, onun bir sırr-ı hikmeti var, küfür mani değildir. Üçüncü nokta şudur, o Zat-ı Zülcelal'in iki vasfı kemalden, iki şer'i tecelli vasf-ı iradeden gelen meşiyete takdirdir. O da şer-i tekvini, vasf-ı kelamdan gelen şeriatı meşhure, teşrihi evamire karşı itaat, isyan. Nasıl olur? Öyle de tekvini evamire itaat ve isyan olur. Birincisi galiba dar uhrada görür mücazatı, sevabı. İkincisi alebi dar dünyada çeker mükafat ve ikabı. Mesela nasıl sabrın mükafatı zaferdir, ataletin mücazatı sefalet, öyle de sayin sevabı olur servet, sebatta da galebedir mükafat. Zehirin ikabı, zehirin ikabı bir maraz, pan panzehirin sevabı bir sıhhattir. Bazen iki şeriat evamiri bir şeyde beraber müctemidir. Her birine bir cihet demek tekvini emre itaat ki bir haktır. İtaat galip olur, o emrin isyanına ki bir tavrı batıldır. Bir batıla vesile olmuş olursa bir hak, vaktaki galip olsa bir batıla ki olmuş o da vesile-i hak. Bir vasıta bir hakkın bir batıla mağluptur fakat bizzat değildir. Demek el hakku ya'lu bizzat demektir. Hem akıbet murattır kaydı haysiyet maksuttur. Dördüncü nokta şudur. Bir hak bir kuvve kalmış yahut kuvvetsiz kalmış ya mahluttur hem mahşuş. Ona da bir inkişaf ya bir taze kuvvet vermek lazım gelmiştir. Mühezzep ve müzehep yapmak için muvakkat batıl ona musallat ta ki sebike hak ne miktar lüzum vardır.'' ta mahs ve halis çıksın mebadide dünyada batıl esse galebe fakat kazanmaz harbi akıbetül müntekin ona vurur bir darbe işte batıl mağluptur. el hakku ya'lu sırrı ona çarpar ikaba işte hak da galiptir el hakku bizzat hem akıbet murattır. El hakku ya'lu bizzat hem akıbet murattır. Ey arkadaş bir zaman bir sail dedi madem el hakku ya'lu haktır neden kafir müslime kuvvet hakka galiptir. Bugünkü okuyacağımız dersimiz Üstad Hazretleri'nin 1921'li yıllarda telif etmiş olduğu ve Ramazan-ı Şerif'te telif etmiş olduğu Lemaat adlı eserindendir. Sözler Risalesi'nin arkasında bu Lemaat adlı eser mevcut. Oradan inşallah okuyacağız. Tabi Üstad Hazretleri'nin buradaki bize bahsettiği konu ve naklettiği soru bugün de hala geçerli olan bir sorudur. Birçok Müslüman kardeşimizin sorduğu soru. Hatta rahmetli Profesör Doktor Fuat Sezgin Bey'in de hatıralarında var. 1956 yılında diyor, müsteşrikler, Almanlar da yani Müslümanlar niçin geriledi? Neden geriledi? Bunun üzerine çok diyor tartışmalar yaptılar. Ama tabii çok ciddi bir neticeye varamadılar. Herkes bir şey söyledi. Tabii Müslüman aleminin gerilemesiyle dünya çok şeyler kaybetti. Burası önemli bir mevzu dünyanın gerilemesinden ziyade Müslümanların gerilemesinden dolayı dünya bir şeyler kaybetti. Tabi gerileyen İslamiyet değil. Bunun da altını çizmek lazım. اِنَّ الدِّينَ عِنْدَ اللّٰهِ İslam, Allah indinde tek din İslam'dır. İslamiyet mesela bazen tarih noktasında çalışmalarda şöyle cümleler duruyor. İslam'ın altın çağı. İslam'ın kendisi her zaman bir altındır, bir elmastır. Muhatap olduğu her devre, her devirdeki birçok meseleye cevap verecek, birçok meseleye muhatap olacak mesele ve insanların ihtiyaçlarına cevap verecek her şey İslamiyet'te vardır. Ama burada muhatap olunan İslam'dan ziyade muhatap olan Müslümanların arızalı hallerinden dolayı yani biz müslümanların müminlerin bazı arızalı hallerinden dolayı İslamiyetten alınması gereken şeyi hakikinde ne yapamıyoruz? Alamıyoruz. Yoksa İslamiyetin kendisinde bir şey yok. yok. İslamiyet güneş gibidir diyor zat hazretleri. Üflemekle sönmez. Gözünü kapayan yalnız kendine gece yapar diyor. Halbuki değil mi? Bir insan elini gözünü kapasa gündüzün ortasında Dese ki her taraf gece oldu. Ona ne denir? Ahmak denir yani. Niçin? Et, göz, ellerini kaldır. Değil mi? Gökyüzünde öğlenin sıcağındaki güneşi gör. Şimdi Risale-i Nur'da Üstad Hazretleri Allah'ın varlığını ve birliğini anlatırken çünkü dönem itibariyle birçok sorular var. Bu sorulardan bazıları tabii ki cenab-ı Hakk'ın varlığı ve birliği ile alakalı. Çünkü maddi yünlük bir asrı, Üstad Hazreti ödü maddi yünlük asrı ümmetin muhatap olduğu akide noktasında bazı neler var? Sorular var, saldırılar var İslamiyete. Akideye saldırı var. İşte materyalizm, maddi yünlük, işte Darwinizm gibi o dönem itibariyle bugün de bazı şeyleri alaküller gözükebiliyor. Şimdi bunlara cevap verirken bu 6000 sayfada onlara cevap verirken aynı zamanda bir de dünyada olan hadiseler tabi Müslümanların da bu hadiselerden bazen nedir? Kafaları karışabiliyor. Ne gibi? Mesela işte diyor ki niçin hep bütün bu musibet İslam diyarlarında oluyor? Neden? Neden işte Müslümanlar eziliyor? Neden geri kaldık? Bu soruları çok duyuyoruz. Tabi Üstad Hazretleri, bakın 1921'de bu soru sorulmuş, biraz önce 56'da da bunun konferansları yapılmış, sene 2020 hala bu soruluyor. E demek ki hala bu soruluyorsa çok ciddi manada kendimizi murakab etmemiz gerekiyor. İşte Üstad Hazretleri burada dört ana unsurda bu sorunun cevabını bize ne yapacak? Takdim edecek. Şimdi soru şu. Ey arkadaş bir zaman bir sahil dedi. Bir soru soran dedi. Madem el hakku ya'lu haktır. Yani hak üstündür. Neden kafir Müslüme kuvvet hakka galiptir? Yani soruyu evvela anlamak çok önemli. Madem hak her daim üstünse ve böyle olması gerekiyorsa öyle değil mi? Fakat bakıyoruz ki tatbikatta ve uygulamalarda böyle şeyler gözükmüyor. Neden kafir Müslümana galip geliyor ve kuvvet hakka galip geliyor? Halbuki ne olması lazım? Tam ters Tam tersi olması lazım. Müslümanın kafire galip gelmesi ve hakkın kuvvete galip gelmesi lazım. Risalonda üstadımız bunu çok ayrıntılı bir şekilde işliyor. Mesela ne buyuruyor? Diyor ki kuvvet haktadır. Yoksa hak kuvvette değildir. Yani kuvvetli olan haklı değildir. Haklı olan kuvvetlidir. Bu bir kaydedir. Kuvvetli olan haklı değildir. Çünkü çok kuvvetli olup birçok esasatı zedeleyip çok insanların ve mahlukatın hukukuna tecavüz eden insan var. Onun kuvvetli olması onun haklı olduğunun göstergesi değildir. Halbuki ne olması gerekiyor? Hak kuvvette değildir kuvvet haktadır. Kuvvet nerede aranır? Hakta ve hukukta aranır. Hakta ve hukukta hak ve hukukun olmadığı yerde kuvvet aranmaz. Ama bugünkü nedir? Yaşantı daha tersine dönmüş. Bilakis kuvvet hakta olması gerekirken hakkı kuvvette aramaya başlamışlar. Yani kim kuvvetliyse o haklıdır. Ki bu doğru olan bir şey değil. Bunun zıttını üstadımız tam tersini olduğunu, meselenin bu şekilde ceyran etmediğini ve etmemesi gerektiğini Kur'an'dan ve sünnetten aldığı dersle bize Risa'nda bunu ne yapıyor? İzah ediyor. Şimdi bu bir soru. Ama bu soru birçok kişi tarafından soruluyor. İşte bunu yeri geliyor müsteşrikler de soruyor. Değil mi? Gayrimüslimler de soruyor. Tabii gayrimüslimlerin sormasında iki yönlü bakılabilir. Biraz mesele yani bu sorunun sorulduğu dönem itibariyle biraz incelersek. Mesela diyelim malumunuz İslamiyet bütün ilimlerin mürşididir diyor muhakematta. İslamiyet bütün ilimlerin ve fenlerin mürşidedir diyor. Yani Kur'an-ı Kerim'de birçok ayette efela yaqilun efela taqilun efela yetefekkerun düşünmez misiniz ibret almaz mısınız Akle. akletmez misiniz fikretmez misiniz binlerce ayet-i kerime var. Cenab-ı Hak düşünmeye, akletmeye bizi ne yapıyor? Sevk ediyor. Tabii buna tam temessük ettiğimiz dönemler itibariyle ne olmuşuz zirve olmuşuz. Hatta mektubatta bir soru var. 29. mektubun 7. kısmında bu mektup hakikaten çok güzel meselelere işliyor kendi içinde. Birisi demiş ehli bid'a diyorlar ki ehli bid'a bu taassub dini bizi geri bıraktı. Yani bizim bu dindarlığımız bizi geri bıraktı. Böyle bir bakış açısı da var. Çok tabii sakat ve arızalı bir bakış açısı bu. Bu asırda yaşamak taassubu bırakmak olur. Yani dinini bırakırsam bu asırda yaşayabilirsin. Avrupa taassubu bıraktıktan sonra terakki etti. Şimdi Avrupa ile yani bir İslam toplumuyla İslam olmayan gayrimüslim batıl değil mi? Ehli bidat dedi, ehli küfür olan bir toplum ne yapıyor? Kıyas. Kıyas ediyor. Kıyası maal farık yani. Şimdi ne yazık ki zaten bizim en büyük sıkıntımız şu. Yani bir toplum değerlendirilirken kendi öz referanslarına göre değerlendirilir. Şimdi düşünün ki bütün hakikat, bütün selamet, bütün istikamet nebilerin elleriyle gönderilmiştir insana değil mi? Vahiyle. E şimdi üstadımız buyuruyor ki ekser enbiyanın şarkta, şarkta ekser hükemanın garpta gelmesi gösteriyor ki şarkı ayakta tutacak ihya edecek olan nedir? Dindir. Ama din dediğimiz zaman sadece bu işi amel noktasıyla anlamak yeterli değil. Evet amel dinin önemli bir şubesidir. Çünkü üstadımız işaret edeceğiz da buyuruyor ki ibadet saniin azametini zihinlerde tespit eder. İnsan ibadetle itikad ettiği meseleleri kendi iç aleminde daha da tahkim eder. Dolayısıyla kalbi, ruhi, akli manada bütün azaları ibadet tezgahında bir yumuşama, bir terbiye ve insanlara faydalı olabilecek bir noktaya gelir. Yani ibadet haşa öyle basit bir şey değil. Kur'an-ı Kerim'de bizati emirler var. Ama ibadet dinimizin bir noktasını teşkil ederken ki önemli bir nokta mesela es salat din namaz dinin direğidir. Namazını kılmayan dinini yıkmıştır diyor Peygamber Efendimiz. Ama bununla beraber dinimizde yine Peygamber Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam'ın hadislerinden öğrendiğimiz bize bu hadisleri anlatan bu büyük zatlar Allame işte Üstadımız Bediüzzaman Sayyidus Hazretleri gibi ama bir de ne var? Tefekkür dediğimiz insanların ihtiyacına cevap veren bir din var. Yani İslamiyet'te insanların ihtiyacına cevap olmayacak hiçbir şey yok. وَلَا رَبِّنْ وَلَا يَابِسِنْ اِلَّا fi كِتَابٌ mubin. Yaş ve kuru her şey bu Kur'an içinde vardır. Fakat ne diyor üstadımız? Herkes göremez. İhtisas lazım. İhtisas lazım. Şimdi bu ihtisas noktasındaki kurum ve insanlar ne yazık ki yüzyılın başında çok ciddi bir kırılmaya şey oldu, muhatap oldu. Dolayısıyla bugün o ihtisas noktasındaki arızalarda bizim her şeye cevap veren dinimize ciddi manada muhatap olma noktasında bazı sıkıntıları ne yaptı? Netice verdi. Yani bu noktadan baktığımız zaman biz Avrupa'ya din noktasında kıyas olacak bir şeyimiz yok. Çünkü en son, en ekmen ve her yönüyle her şeye cevap veren bir din gelmiştir yani. El yevme ekmetü lekum dinekum. En son inen ayet-i kerime değil mi? Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve selleme bugün sizin üzerine dini tamam ettim diyor. Ama din dediğimiz zaman insanın sosyal hayatına da bakıyor. Efendimiz siyasi hayatına da bakıyor. Ekonomik hayatına da bakıyor. Kalp ve ruh hayatına, ahiret hayatına da bakıyor aile hayatına da bakıyor, eğitim hayatına, terbiye hayatına her şeye bakıyor. Nasıl ki insanların kafasında yanlış bir kader anlayışı var. Bunu 26. sözde kader risalesinde çok ayrıntılı bir şekilde Üstad Kader'e izah etmiş. Bununla ilgili zaten derslerimiz yaptık, mütalalarımız da var. Ve 26. sözde bu isteyen okuyabilir, anlayabilir. Şimdi nasıl ki insanlar bir yanlış bir kader anlayışı var. Sanki Cenab-ı Hak zorlayıcı, sanki Cenab-ı Hak irademizi elden almış, sanki Cenab-ı Hak bizi bu dünyaya böyle bir kürek mahkubu gibi göndermiş gibi bir anlayış var. Ki tam tersi yanlış. Allahu Teala herkese ne? irade vermiş. İradenin olmadığı bir din konuşamayız değil mi? O zaman ne olur? Cebriye olur. Yani determinizm olur. Ki bu da Cenab-ı Hakk'ın Kur'an'ına, Resulullah Aleyhisselatü vesselam'ın sünneti bütün bütün ters olan bir şey. Yani ama onun kendi kafasında öyle bir şey var. Hakikatte öyle bir şey yok. Şimdi bununla beraber işte aynı şekilde insanlardaki din anlayışı da bu noktada bazı arızalar var. Yani bir Müslüman bir lokma, bir hırka değil. Bakın bu da çok bunlara biraz değinmek istiyorum. Çünkü bu dersi anlama noktasında ee, o zamanki tarihsel süreci de bilmemiz gerekiyor. Mesela bir lokma bir hırka bu müsteşriklerin batılların uydurduğu bir şeydir. İslam, öyle görmek istedikleri. Öyle görmek istedikleri. Yani siz bir lokma bir hırka yapın fakir olan bir toplum olun. Bu müsteşriklerin batılların görmek istediği bir İslam toplumu. Halbuki öyle bir şey yok. Bizim mezhep imamımız, mesela diyelim İmam-ı Azam Ebu Hanife hem ticaretle uğraşmış hem çok zengin bir insan ama aynı zamanda ilimde zirvede bir soru sorulduğu zaman Fatiha'dan girip Nas'tan çıkan nedir? Bir dahi değil mi? Binlerce insan yetiştirmiş. Ahir zamanda diyor İslamiyet'in terakkesi diyor madde ile mütevakkıftır. Değil mi? Maddeden terakkiyle ile mütevakkıftır diyor yani. E şimdi bu noktadan baktığımız zaman bizim mezhep imamız hem ticaretle uğraşmış hem de, de hem de ilimde zirve. Yani İslam ilimle uğraşması ona bir şey değil ama tabii ki ihtisas ayrıdır. Sadece buna vakit ayıranlar da ayrıdır. O ayrı bir mevzu. Ama şunu demek istiyoruz. Yani İslamiyet bir lokma, bir hırka manasını bu millete, bu ümmete vermemiştir. Üstadımızın Med medrese Zehra projesi var ne değil, değil, değil mi? Hem fen ilimleri, hem din ilimlerini Aklın ziyası ulumu ne Aklın ziyası fununu medeniyedir. Kalbin ziyası ulumu diniyedir. diniyedir. İkisinin imtizacına hakikat çıkar. Yani aklın diyor ziyası ışığı fen ilimleridir. Kalbin ziyası din ilimleridir. Ama aklın ziyası fen ilimleri derken yani akıl kalpten hissesi olmayacak mı? O demek değil. Ama fenli ilimler Tefekkür yani insanın tefekkür mahalli nedir? Akıldır. Tabii ki Kur'an-ı Kerim'de ama bir şey var. Onlar kalpleriyle tefekkür ederler diyor. Burada da manayı harfiyle mahalli imandan gelen bir kuvvetle bir tefekkür. İşin başka bir boyutu. Ama şimdi üstadımızın ifadesine dinlersek ne buyuruyor? Aklın ziyası fünunu medeniyedir. Fen ilimleri. Kalbin ziyası ziyası ulumu diniyedir. İkisinin imtizacı, ikisi bir araya geldiği zaman o hakikat doğar, pervaz eder, himmet eder diyor. Talebe ona el asa, o talebe pervaz eder, himmet eder, uçar. Şimdi yani İslamiyet'te bize astronomiye, İslamiyet'te bize coğrafyaya incelemeyin diye bir şey yok ki. Bilakis, bilakis bu noktada yani Avrupa'nın orta çağda skolastik döneminde dünya yuvarlaktır deyip insanların yakıldığı bir dönemde bizim ise binlerce nedir mütefekkerimiz, düşünürümüz ortaya çıkmıştır. Yani bunlar şimdi ismini saysak vakit yetmez. Mesela Cabir bin Hayyan mesela değil mi? Matematikçiler mesela. Bunun gibi daha neler var? İşte Ali Kuşçular var vesaire vesaire. İbn Sina hala Avicenna diye Avrupa'da kaç sene okutulmuş hala da bakıyorlar. E şimdi bu noktadan baktığımız zaman İslam velut yani e, nedir? Doğur. Doğurgan, sürekli böyle fikri, kalbi, aklı müstakim bir toplum üretiyor. Demek ki İslam'ın kendisinde böyle bir ne yok, sıkıntı yok. Sıkıntı İslam'a muhatap olan Farklardaki muhataplıktaki arızalardan geliyor. Şimdi bütün bunlara bakarsak diyor ki bu taassubu dini bizi geri bıraktı diyor. Bu asırda yaşamak taassubu bırakmakla olur. Avrupa taassubu bıraktıktan sonra terakki etti. El cevap yanlışsınız ve aldanmışsınız veya aldatıyorsunuz. Bir kez yanlış söylüyorsun, aldanmışsın veyahut da bilerek aldatıyorsun. aldatıyorsun. Çünkü Avrupa dinin de mutaassıptır. Hatta bir adi, adi Osmanlıca basit demek. Yani normal sıradan bir Bulgar'a veya bir neferi İngiliz'e, hani böyle çok bürokraside olan bir adam da değil, sıradan bir vatandaşına Bulgar'ın veya bir neferi İngiliz'e, bir İngiliz'in askerine veya bir serseri Fransız'a sarıksar, sarmazsan hapse atılacaksın denilse, taassupların muktezasınca diyecek, Hapse değil, öldürseniz bile dinime ve milliyetime bu hakareti yapmayacağım. Üstadımız zaten Avrupa'nın İslamiyet'e karşı soğuk durmasının arkasında coğrafi, fıtri şartları sayarken bir şartta nedir? Taasupları diyor. Kör olmuşlar. Hakkata karşı gözlerini ne yapmışlar? Kapatmışlar yani. Hem tarih şahittir ki ehli İslam ne vakit dinine tam temessük etmiş ise o zamana nispeten terakki etmiş. Çünkü bizim elimizdeki din nedir? Ne solunmamış. Sahih bir din. Her yönüyle akla, fikre, kalbe sürekli çalışmayı emreden bir din. Ya mesela bizim dinimizde, fıkhımızda ne var? Duran sudan abdest alabilir miyiz? Alamayız. Niye? Çünkü duran su akmadığı için, temiz sayılmadığı için abdest alamıyoruz. İlla o su nedir? Hareket halinde olması lazım. Allah kendine ibadet edilirken Değil mi? Bakın ibadet edilirken ibadetin bir anahtarı hükmünde olan abdeste bile duranlığı kabul etmiyor. Zekatta bile duranmalı mala zekat oluyor mu? Olmuyor. Olmuyor değil mi? Ne olacak? Üzerinden bir sene geçecek. Onda bir faaliyet olacak vesaire. Yani dinimizde duran bir şeye iltifat edilmiyor. Çünkü durağanlık Allah'ın faal ismine nedir? Zıttır. Allah'ın faal esması var. Faalen nima yurid. Değil mi? Kuleyin huve şen. Ayet-i kerime. E Cenab-ı Hak faaliyeti sürekli her an kainatta bir faaliyet var. Ve bu faaliyet, kainattaki bu faaliyete, büyük kainatta bu faaliyet var. İnsan da küçük kainat. Demiyor mu üstadımız? İnsanı büyüsen büyük bir kainat, kainatı küçülsen bir ne olur? İnsan tamam. olur. Yani kainattaki faaliyet kanunu nedir? Aynı şekilde insanda da geçerlidir. Cüzde ne varsa kül, külde ne varsa cüzde o vardır. Misali müsagarıdır diyor Misali ya. Misali küçük bir hülasası bir özetidir. E şimdi kainatta faaliyet kanunu olsun da değil mi? E bu kainatta yaşayan Müslümanın faaliyeti olmasın. Böyle bir şey yok. İşte dedik ya duran sudan bir abdest alamıyorsun. Yani bizim dinimiz dinamik bir din. Sürekli faaliyet içerisinde. Hatta yani Üstad Hazretleri mesela çok yakın bir örnek. Üstad Hazretleri'nin abilerden duyuyoruz. Üstadımız ya okutur dinlerdi ya bir şey mütala ederdi ya tasih ederdi. Değil mi? Bir boşluk yok. Bir boşluk yok. Mesela İslam'da tatille istirahat arasında fark var. Tatil ne demek? Ataletten geliyor. Tatile gidiyorum. Ne demek? Hani binni tembelliğe gidiyorum demek aslında. Ama istirahat, ataletle istirahat arasında fark var. İstirahat tekrardan dinamik olarak toplumun içine dönmek için bir nevi nedir? Muhakkat bir inziva gibi. Ama atalet tembelliktir. Bütün mekanizmayı durduruyor. Ondan dolayı istirahat vardır. İstirahata yer vardır. Zaman vardır. Meşru ve helal dairede Değil mi? Zamanı ve zemini şeriat buna uygun bir şekilde yön tayin etmiş. Diyor. Ama hataret evet, yok. Ve cealnel leyle libelse He. ve cealnel nehare maşa? Gece yani, uyku. Yani istirahatiniz için. Tabii. Gündüzde maişetiniz için, için. Koşturmanız için. Yani gündüzdeki o koşturmak için gecedeki o istirahat manası yani. Tabi Tatil. Aynen. Öyle. Allah razı olsun. Bu sünnetullah bu yani. E şimdi böyle baktığımız zaman Bizim dinimiz fıtrayı bir din olup fıtrata mutabık Bütün nedir? Kanunları kendi içinde barındırmış. Geçen derste bunu izah etmiştik. Hem tarih şahittir ki ehli İslam ne vakit dinine tam temessük etmiş ise, tam yapışmışsa ama ne yönüyle? Her yönüyle. iman başta. itikat sağlam ehli sünnet vel cemaat sonra ameli salih, ihlasına ve sonra sosyal hayatında işte bütün hayatın şubeleriyle, iktisadi prensipleriyle, bilimsel çalışmalarıyla değil mi? Efendime söyleyeyim tefekkür noktasından münevver, bakın nurani, münevver insanlarla, münevver mütefekkirlerle toplum sürekli nedir? Çok ciddi ürünler vermiş. Tarihimiz bunun binlerce neyi Örnekleri de dolu dinine tam temessük etmiş ise o zamana nispeten terakki etmiş. Ne vakit salabeti terk etmiş ise ya salabet nedir? O dine sarılmayı yavaşlatmışsa ve bırakmışsa tedenni etmiş. Ne olmuş? Alçalmış, sükut etmiş. etmiş. Hristiyanlık ise bilakistir. Bu da mühim bir farkı esasiden neşet etmiştir. Mesela şöyle baktığımız zaman Avrupa niçin reform yaptı? Artık yeter dedi. Kilise ne diyor? Düşünme, fikretme değil mi? Hiçbir şekilde insandan faydalı bir çalışma yok. Ben ne dersem o. En sonunda reform oldu. Ama batıl bir şey, bozulmuş bir şey reform oldu. Peki İslam'da reform olur mu? Olmaz. Olmaz. Niye? Bir kez hak bir din. İki reform eskiyen bir şey için yapılır. ...İslam eskimez ki. Bakın bin sene önce verilen bir fetvanın bugün yine neyi var? Geçerliliği var. Niye? Çünkü in İslam insanı anlatmıştır. İnsan za zaman değişiyor, insan değişmiyor. Belki Fürat'ta zamanın ihtiyaçlarına, insanın muhatap olduğu şeyler zaman zaman değişebiliyor mu? Değişebiliyor. Ama o değişen şeylere yine cevap var. Ve kıyamet sabahına kadar da cevap olacak. Üstadın ifadesiyle zaman ihtiyarlandıkça Kur'an Kur gençleşiyor. gençleşiyor. tar taz taze diyor. Yok Yeni ben nazil ben... oluyormuş gibi diyor hükümleri yani diyor caridir, elhamdülillah. geçerlidir. Elhamdülillah. E şimdi bu noktadan baktığımız zaman mesela bir İslam hukuku değil mi? Bir İslam hukuku. Mesela biz büyük zatlar İmam-ı Azam, İmam-ı Hanbel, İmam-ı Şafi, i̇mam Malik değil mi? Rahimullah. Bunlar evet bizim mezhep imamlarımız ama bunlar bir hukukçudur. Hukukçudur bunlar. Hatta yani Osmanlı'da baktığımız zaman Hristiyan teba, gayrimüslim teba kendi meselelerini halledemedikleri zaman bizim Müslüman mahkemelerine başvurmuşlardır. Yani İslamiyet'in cevap vermediği hiçbir şey yok. Ama biz o cevap veren şeye ne kadar kulak veriyoruz? Önemli olan mesele bu. Şimdi demek ki arada bir fark var. Şimdi buradan başlarsak ey arkadaş bir zaman bir sahil dedi madem el hakkı yalu haktır neden kafir müslüme kuvvet hakka galiptir? Şimdi bu, bu kadar girişi niçin yaptık? Bu soruyu anlamamız için bir tarihi alt zemini yapıyı bilmemiz lazım. Zaman içerisindeki süreci. Normalde Kafir, müslüme galip değil. Müslümanın kafire galip gelmesi lazımken, kuvvet hakta olması lazım, yoksa hak kuvvette değil. Yani kuvvetli olan haklı değil, haklı evet. olanın kuvvetli, kuvvetli olması olmuş. lazımken, ama böyle olmuyor. Şimdi bu, niçin böyle oluyor? Niçin bu İslam alemi böyle? Neden işte biz böyle mağlup düşüyoruz, perişan halimiz var, İşte Filistin... Doğu Türkistan. İşte Doğu Türkistan, işte Mısır, işte Suriye, Keşmir, işte Irak. Keşmir, işte Irak. Yani bütün coğrafyaya sayalım. Değil mi? Neden böyle yani? E sonra bununla beraber neden kuvvetli olan haklı, neden haklı olan kuvvetli değil? Bu soruda bir İslam coğrafyasının neyini anlatacak? Dört meselede bu sorunun çözümünü anlatacak üstadımız. Evet. Dedim dört noktaya bak. Bu müşkülde de olur. Birinci nokta şudur. Her hakkın her vesilesi hak olması lazım değildir. Şimdi üstadımız birinci nokta ne? Dört noktanın birinci noktası. Dört noktaya bak bu müşkülde de olur. Bu dört noktayla bu soruya cevap var. Birinci nokta şudur her hakkın her vesilesi hak olması lazım değildir. Halbuki hak olması lazım. Ama öyle olmuyor. Her hakkın her vesilesi hak olması lazım değildir. Şimdi aşağıda bir şey daha söyleyecek. Öyle de her batılın her vesilesi batıl olması yine lazım değildir. Burada da yine tam tersi batının vesile batıl olması lazım ama öyle olmuyor. Hak her hakkın bazen her vesilesi hak olmadığı gibi her bazen olmuyor. De. Bazen de batın her vesilesi batılda değil. değil. Mesela batıl bir meselenin hak vesileleri olduğu gibi hak bir meselenin de batıl meseleleri oluyor. Ne demek? Birkaç örnekle izah edeceğiz. Neticesi şu çıkar. Hak olan bir vesile He. batıl vesileye galiptir. Şimdi hak ne diyor Bismillahirrahmanirrahim. Kul cel hak uzakal değil mi? İnnel batını zahuka. Hak geldi mi batın ne olur? Zahid, olur. Yok olur. Şimdi burada Müslümanla kafirden önce şuna gelmek lazım. Sıfatlar. Yani hak neredeyse o galip oluyor. Yine mağlup olan nedir? Batıldır. Galip olan haktır. Ama Hak vesile ne taraftaysa o galip oluyor. Bak burası çok önemli bir nokta. Şimdi mesela şöyle düşünelim. Ee, bir talebeyi düşünelim. İşte Türkiye'de Boğaziçi Üniversitesi'ni kazanmak istiyor. Şimdi soruyorsun. Kaç saat çalışıyorsun? Ben bir böyle kardeşimize sormuştum. Bir gün baktım test çözüyor. Kaç soru çözdüm bugün dedim. Sekiz soru çözdüm dedi. E maşallah. Sekiz sorunun da dördü doğru dördü yanlış. <laughs> Bu test ne olacak kendini imha edecek yani. Şimdi Allah aşkına sekiz soru dördü doğru dördü yanlış. Ama hedef ne boğaz içi. Ya boğaz içi ayıptır ya. Bak hedefin güzel. Yüksek bir üniversiteyi kazanmak. Güzel. Ama vesilen batıl. Sekiz soruyla bazı üçünü kazanamazsın. Değil mi? Kazanamazsın. Şimdi Fuat Sezgin Bey'den hatırıma geldi. Allah rahmet eylesin. Mühim bir tarihçiydi. Kendisi bu İslam medeniyet tarihine böyle vermişti. Kaç? 90'a yakında vefat etti. Allah rahmet eylesin. Bir gün diyor ki 1960'da mesela enteresan 1960'da ülkede malum ihtilal oldu. Darbeler oldu. 147'likler diyorlar. Bunların hepsini yurt dışına sürmüşler. Düşün ya, ya bilim adamı ya bu. Ve gidiyor Almanya'ya. Almanya'da hocası diyor ki günde kaç saat çalışıyorsun diyor diyor ki 13 14 saat çalışıyorum diyor. Bu 13 14 saat çalışmakla bilgin olamazsın diyor. Ben diyor onun üzerine biraz daha kattım. 17 saat. En son 80 yaşına yakın diyor ki 82 83 yaşlarında biraz tembellik yaptım. Artık diyor 17 saatten 13 saate indim diyor. <laughs> Bak yani 17 saat çalışıyor. 17 saat emek veriyor. Ama ne oldu? Şimdi hedefine hak. Vesilesi de hak. Şimdi hedef hak olup vesile de hak oldu mu çok güzel. Ama hedef hak değil mi? İşte boğaz içi vesile batıl. O 8 soruyla <laughs> nereye kazanacaksın? Kazanamazsın ki. Ama öteki taraftan bu, bu diyelim bizim Müslüman diyelim. Ama öteki taraftan Müslüman olmayan birisini düşünün. Onun diyelim çok batıl bir hedefi var. Şimdi batılı tasvir etmek istemiyorum. Ama bakıyorsunuz öte yandan 20 saat çalışıyor. Hedefi bakın hedefi batıl da olsa çalışması bu vesile değer dedi. Üstad onu anlatıyor vesile. Vesile ne? 20 saat çalışıyor. Neticede kim galip gelir? O galip gelir. Müslüman olmasa da o galip gelir. Ama zahiren baktığımı Müslüman Müslüman olmayana galip gelir ama hakikatta batıl bir vesileye yani 8 soru ne? 20 saat çalışma gibi bir hak vesile batıl bir vesileye ne yapar? Galip, galip gelir. Şer de olsa galip gelir. Şer de olsa galip gelir. Yani burada üstadımız dedi ya öyle de her batının her vesilesi batıl olması yine lazım değil. Şimdi hedef batıl ama vesile batıl diye 20 saat çalışıyor adam. Ötekisinin hedefi hak ama vesilesi batıl 8 soru çalışıyor. Olmadı ki. Allah ne yapmıyor? Cenab-ı Hak iltifat etmiyor. Hak sıfat burada hak vesile neredeyse yani hak neredeyse yine hak üstüne oluyor. El hakkı yalu yani yine hak kazanıyor. Yine hak kazanıyor. Batıl kazanmıyor. Senin hedefinin hak olması yetmez. Hak olan hedefe giden vesilenin de ne olması istikametli ve hak olması lazım. E bunlar riayet edilmediği zaman işte İslam toplumu şu anki İslam alemi yani biz tarihimize baktığımız zaman hak hedefe saatlerce çalışan alimlerimizi toplumumuzu görürken Bugün ise hak bir hedefe değil mi? Belki bir saatini dahi ayırmayan bir topluluk var. Ama öte taraftan baktığımız zaman adamların hedefi batıl ama 20 saat çalışır. Örnek veriyorum. İşte bundan dolayı biz bu noktayı kaçırdığımız için faturayı birçok insan İslamiyet'e kesiyor. Çok yanlış. Hiçbir şekilde İslamiyet'te sıkıntı yok. Faturayı tembelliğimize keseceğiz. Batıl vesilelerimize kesileceğiz. Hedefimizin hak olması yetmiyor. Vesilemizin de hak olması lazım. Evet örnek veriyoruz mesela diyelim. Bir dünyayı fethedeceğiz demiş değil mi Osmanlı? Ecdadımız Allah rahmet eylesin. Ama vesileler belli bir döneme kadar hep haktı. Ama belli bir dönemden sonra vesileler hedefe yeterli ve kifayet derecede muhatap olmadı. Ne oldu? E netice imparatorluğu yıkıldı can. İmparatorun yıkılması sadece belli meseleler üzerine değil ki birçok meselesi var bunun yani. Ondan dolayı İslam aleminin ve Müslümanların bugünkü hali hak olan hedeflerinde vesilelerin hak olmamasından dolayı. Hak vesile ne taraftaysa O galip gelir Yani şöyle düşünün bir yarışa çıktık İşte son model bir arabayla Onu diyelim şey kullansın Bir gayrimüslim birisi Kullansın Müslüman olmayan E Bir de bizim Murat 131'i Bizim bir Müslüman kullansın Her tarafına da yazılar yazalım böyle Kusti yazılar yazalım o, o yarışı kim kaçar O yarışı kim geçer o yarışı o en son model araba geçer. Neticede yarışı o kazanır ama o yarışı onun kazanması onun hak olduğunu göstermez. Yine Müslüman hak taraftadır. Fakat o vesilesi hak vesile olduğu için o yarışı o kazanır. Adetullah gereği. Ya öyle. Şimdi mesela gereği. bakın şöyle düşünün. Diyelim cam yapılacak. Geçen Avrupa'da ne oldu? Kilise yandı. Kilise yandı. Bir saatte 700 milyon avro para toplandı. Kilise. Şimdi kilise yapılacak. Kilise ne? Batıl. Öyle değil mi? Batıl. Batıl. E şimdi kilise batıl. Bir saatte bütün STK'ları, onların kuruluşları enteresan. 700 milyon avro topladılar. Biz de örnek veriyorum Türkiye'de bir cami yapılacak veya bir işte diyelim hayır kurumları yapılacak, ilim irfan yuvaları yapılacak seneleri buluyor. Bir tane işte bir iki kişinin bak oradaki vesile hak, hedef batıl ama vesile hak olduğu için onardılar. Bizim hedefimiz hak cami örnek veriyorum ama vesilemiz batıl. Yani cılız vesileler. Hak olan hedefe uygun olmayan vesileler. Ne oluyor? Cami gel. Ama önce kim ne biter? Kilise biter, cam biter. Kilise Elbette biter. kilise biter. Fakat kilisenin önce bitmesi hak olduğunu hak olduğunu göstermez. göstermez. camin de sonra bitmesi caminin haklı olmaktan düşünmez. Ama süreci değiştiren vesile değer, hak değer o tarafta. İleride zaten üstadımız akıbet murattır diye bunu buna yani. İleride tabii. işeceğiz o konuda. Evet, evet. Onun geç bitmesi batıl olduğunun ve onun erken bitmesi hak olduğunun şeyi değildir, göstergesi, göstergesi değildir. değildir. Ayet-i kerimede buyuruluyor ya inanıyorsanız üstünsünüz. Üstünsünüz yani. Tabii. İnşallah. Dolayısıyla Dolayısıyla bir hak bir batıla mağluptur. Yani bir hak bir batıla mağlup oluyor. Yani dinlerin savaşı değil. Burada vesileler Vesilin savaşıyor. Savaşı. <laughs> Dolayısıyla bir hak bir batıla mağluptur. Muvakkaten bir vasıtı olmuştur. Yoksa bizzat hem daima değildir. Geçici olarak o batıl hedefe hak vesile bir ne olmuş, Vasıtı olmuş. Yoksa bizzat hem daima değildir. Yani onu batılıktan çıkarmaz. Lakin, lakin Akıbetül akıbe her dem yine, yine, hakkındır. Yani yine hak olan camidir. Yine hak olan o Müslümandır yarışın sonunda. Fakat kuvvetin bir hakkı var. Bir sırrı bir hilkati var. Kuvvetin bir hakkı var. Bir sırrı hilkati var. Yani vesile noktasında o hak vesile ne yapıyor? Neticede baltıl da olsa vesile hak olduğu için onu netice veriyor. Zaten bak burada onu diyor. Her hakkın vesilesi hak olması lazım değil. Her batının vesilesi her bat, batıl olması yine lazım. Halbuki batıla batıl. Hakkı hak. Haklıdır. Ama işte bu şekilde cereyan etmiyor diyor. Üstad Hazretleri. Evet şimdi ikinci bir noktaya geleceğiz. İnşallah onu da diğer bölümde işleyeceğiz. Cenab-ı Hak ciddi manada anlamayı ve tefekkür etmeyi hepimize ihsan etsin. Amin. Velhamdülillahirrahmanirrahim. Mmm -hmm. صرف الله قلوبهم بانهم قوم لا يفقهون <applause> <applause> لقد جاءكم رسول من انفسكم عزيز عليه ما عنتم حريص عليكم بالمؤمنين رءوف رحيم فإن <applause> تولوا فقل حسبي الله لا إله إلا هو عليه توكلت وهو رب العرش العظيم صدق الله العظيم